Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Türkiye nüfusunun %16'sı virüse karşı aşılanırken en fazla çok riskli ilin bulunduğu Karadeniz'de nüfusun %22,31'i aşılandı. Düzce'de ise 67.120 kişiye COVID-19 aşısı yapıldı. Normalleşme adımlarının atıldığı Türkiye'de mutant virüslerin de etkisiyle vaka sayıları tekrar artış gösterdi. Kırmızı listede yer alan illerin sayısı artarken birçok il ise çok yüksek riskli iller arasına girdi. Karadeniz bölgesinde yer alan Düzce yüksek riskli iller kategorisinde yer alırken vaka sayılarının yükselişte olduğu ilimizde 67.120 kişiye aşı yapıldı. Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 40.875 olurken ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 26.245 oldu. Risk durumu haritasına göre 18 ili içinde bulunduran Karadeniz bölgesinde 9 çok yüksek riskli, aralarında Düzce'nin de bulunduğu 4 yüksek riskli, 5 de orta riskli grupta yer alan il var. 7.916.169 nüfusa sahip Karadeniz'de nüfusun aşılanma ortalaması Türkiye ortalamasının üstünde seyretti. Türkiye nüfusunun %16,24'ü aşılanırken Karadeniz'deki illerde ise nüfusun %22,31'i aşılandı. Türkiye'de bölgelere bakıldığı zaman en fazla çok yüksek riskli ilin bulunduğu Karadeniz bölgesinde Türkiye genelinden %6,7 daha fazla aşılama yapıldı. Karadeniz'in yüksek riskli illeri arasında olan Düzce'de 40.875 kişiye birinci doz, 26.245 kişiye de ikinci doz olmak üzere 67.120 kişiye COVID-19 aşısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için 26 Mart Cuma günü başlamak üzere yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarıda yapılan son değerlendirmelere göre 26 Mart 2021 Cuma günü Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı ile 21 ila 50 santimetre kalınlığında kar yağışına dönüşeceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadeleri kullanıldı. Sevgili izleyenler, Düzce'de bir akaryakıt istasyonunda araçların yıkanması için kullanılan sondajla çıkarılan yeraltı suyu aniden ısındı. Suyun aşırı sıcak olduğunu fark eden çalışanlar Düzce'nin birinci derece deprem bölgesinde olması nedeniyle tedirgin oldular. Çoban mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda sondaj yöntemiyle çıkarılan yıllardır araç yıkamakta kullanılan su dün sabah saatlerinde aşırı derecede ısındı. İstasyon çalışanları suyun ellerini yakacak derecede ısındığını fark etti. Çalışanlar Düzce'nin birinci derecede deprem bölgesi olması ve suyun ısınmasının deprem habercisi olduğunu düşünerek tedirginlik yaşadı. Bilgi verilen Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doktor Şeref Karadeniz, İstasyona gelerek incelemek üzere sudan numune aldı. İstasyon sahibi Fahrettin Yıldırım suyun ısınmasıyla önce şaşırdıklarını daha sonra paniğe kapıldıklarını ifade etti. Şimdi bizim arkadaşlarımız sabah abdest almak için suyu açıyorlar ve ellerini yakacak seviyede sıcak su geldi. Yaklaşık 4 senedir biz bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Hiç başımıza gelmemişti ne yaz ne kış. Bugün böyle olunca üniversiteye haber verdik. Değerli hocalarımız incelemek için su örnekleri aldılar. Bunun da acaba bir tabiat olayı mı ne olduğunu merak ettiğimiz için üniversiteden yardım istedik. El yakacak kadar ısınan bir suyun çıkması bize ilginç geldi. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Sudan numune alan Doktor Şeref Karadeniz incelemeler yapacaklarını belirterek suyun içindeki iyonları ve metal içeriğini belirlemek için yerinde olan ölçümlerimizi gerçekleştirdik dedi. İlk bölüme göre anladım bildiğimiz kadarıyla kuyu suyu olarak değerlendiriliyor. Herhangi bir termal kaynak mevcut damara akıntıya karışmış olabilir. İlk hani aklımıza gelen ilk aşamada bu durum oluşuyor.
Ama tabii bunu anlayabilmemiz adına sürekli olarak izlenmesi ve daha detaylı analizlerin yapılarak termal su özelliğinde olup olmadığı çıkan suyumuzun anlaşılması için tekniklerimizi devam ettirmemiz gerekecek. Bunları gerçekleştirdikten sonra suyumuzun niteliği hakkında çok daha kesin bilgilere varabileceğiz. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri Düzce'de uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam ediyor. Ekipler Camike 1 mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli iki şahsı yaptıkları operasyonla yakaladı. Uyuşturucu maddeleri ele geçiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri Düzce'de uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde ekipler tarafından yapılan aramalarda 240 adet ekstazi hap, 5 gram ekstazi hap parçaları, 2 parça halinde 1,5 gram metamfetamin maddesi, 193 parça 290 gram afyon sakızı, 1 adet hassas terazi, suçtan elde ettiği değerlendirilen 3735 TL para ve uyuşturucu paketleri demek için kullanılan bir tomar yeşil renkli naylon poşet ele geçirildi. Şüpheli iki şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen bir şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan ayrıca adli işlem yapıldı. Çilimli merkezde bugün meydana gelen olayda köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı bir adam yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Çilimli'de yolda yürüyen N.S. adlı yaşlı bir adama sokak köpekleri saldırdı. Bir anda neye uğradığını şaşıran yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sokak köpeklerinin saldırısıyla özellikle yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köpeklerin saldırısı sonrası tedavi altına alınan NS adlı yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bugün mikrofon uzattığımız semt pazarındaki pazarcı esnafı meyve sebze fiyatlarının uygun olduğunu söyleyerek soğuk havadan dolayı vatandaşların pazarı bu aralar tercih etmediğini söylediler. Fiyatlar ucuz. Fiyatlar uygun. Pazarda çok güzel fiyatlar. Şu portakal marketlerde 7 lira, 7,5 lira. Bizde 5 lira. Şu elma 6-7 lira dışarıda. Pazarda 5, 3 kilo 10 lira, 3,5 lira. 3300'e gelir. Ayva 3 kilo 10 lira, ekşi elma 4 lira. Fiyatlar çok uygun pazarda. Vatandaş, pazarlar çok zayıf. Vatandaş pek pazarlara çıkmıyor. Hava şartlarından. Biraz da vatandaşın maddi gücü az. Kredi kartı borcu bilmem ne derken vatandaş çoğunlukla marketlere gidiyor. Ama buna şükür yapacak bir şey yok. Şu anda biliyorsun bugün buranın normal pazar yeri Perşembe. Ama bir Allah'ın kulu yok. Niye yok? Ekonomik kriz çok büyük. Bu pazar yerinde yansıyor. Kartlar sistemi dönüyor. Mecbur kartlar sistemi dönüyor çünkü kimsenin cebinde yok. Yani bazı diyorlar işte yastıkların altından çıkar ama yastıkların altında da bir şey kalmadı. Buna emin olun. Şurada patates 2 lira, 1,5 liraya satmaya uğraşıyoruz. O bile satılmıyor yani. Çünkü şuranın masrafı 500 lira, 500 lira para toplamadık. Hani bugün portakal bir yüksek. O da neden? Biraz sıkıntılı işte normal bir portakal meyve biraz sıkıntılı ama elma ucuz. Bir portakal da var. Manavda 6,5 lira, burada 5 lira, 4 lira. Bak 5 lira, 4 lira olduğu halde o bile gelmiyor. Ama diğerler ucuz. Ispanak ucuz, pırasa ucuz, havuç ucuz, limon ucuz. Yani bugün manavda gidip bir paket limon alıyorsun 5 lira, burada 2,5 lira. Pırasaya gidiyorsun manavda 5 lira alıyorsun, burada 3,5 lira. Ispanağı manavda alıyorsun 4 liraya, burada 2,5 lira. Hani millet buraya geliyor ama gelmesinin sebebi için cebinde parası olması lazım. Normal yani, öyle soğuktan dolayı pek bugün sakin, gördüğünüz gibi pazara bak boş. Yani soğukta bu kadar, yapacak bir şey yok. Ama burası kapalı olsaydı daha güzel olurdu değil mi? 10 liralık zeytine bak, reklam yapalım. 10 lira nereden verecekler onu? Hiçbir yerde veremezler. Yüksek geliyor, çok pahalı geliyor kimisine. Kimisi iyi diyor, kimisine normal diyor. Kimisi de çok pahalı diyor.
herkesin cebine göre. Yani ne diyeyim şimdi, bayağı sıkıntı bitmez ki. Sıkıntı bitmez. Yani sıkıntı bitmez. Her şey pahalı. Şöyle kar yağdı diye bir şey arttığı yok. Yeter ki vatandaş çarşıya buraya gelsin. Vatandaş niye buraya bu kadar gelmedin ben de düşünüyorum yani. Ama herkesin de bir düşüncesi var. Marketlerde para taşımıyor adam. Bir de kartın şimdi şey var, temassızı çıktı. Adamı kartı alıyor, hiç para ödemeyecekmiş gibi. Tak 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 kartla dolduruyor 3-4 araba gidiyor. Nakiti kullanmıyor, parayı tutmak istemiyor. Bu koronavirüs davasına. Vallahi bilmiyorum, şu anda gene de Allah'a şükürler olsun. Ekmek paramızı kazanıyoruz. Sevgili izleyenler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadına yönelik şiddete sıfır tolerans mesajıyla kadına şiddetin önlemede faaliyet gösteren bakanlığa bağlı birimlerin anlatıldığı videolu bir paylaşımda bulundu. Video 81 il valiliğinin tüm sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından kadına yönelik şiddet insana ihanettir. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışıyla ihtiyacınız olan her an yanınızdayız mesajıyla bir video paylaştı. Emniyet, Jandarma ve İçişleri Bakanlığı'nın kadın personelinin yer aldığı videoda kadına yönelik şiddete karşı faaliyet gösteren bakanlığa bağlı birimler anlatıldı. Düzce Valiliği'nin de paylaştığı videoda birimlerde görevli kadın personel tarafından şu mesaj verildi. Kıymetli kadınlarımız, her zaman yanınızdayız. Kimi zaman KADES uygulamamızla tek dokunuşla, kimi zaman aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliklerimizle, güven masalarımız ve açık kapı birimlerimizle, teknolojik donanım ve kapasitemizle, aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için sıfır tolerans prensibiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddet insanlık dışıdır. Unutmayalım, suç ve ceza kanunlarla belirlenir. Haklarımızın teminatı sözleşmeler değil, kanunlardır. Bize güvenin denildi. Bakanlığın hazırladığı video, İçişleri Bakanlığı bağlı kurum ve kuruluşlarla 81 il valiliğinin tüm sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Ve Düzcespor'un coşkulu taraftarı Kırmızı Şimşekler bugün futbolcuları Şıralık tesislerinden kritik Ordu Spor mücadelesinin oynanacağı 18 Temmuz Şehir Stadyumu'na meşaleler ve Düzcespor marşları eşliğinde uğurladı. Düzcespor'un coşkulu taraftarı Kırmızı Şimşekler futbolcuları kritik Ordu Spor mücadelesine meşaleler ve Düzcespor marşları eşliğinde uğurladı. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel güzel göreceğiz güneşli günler. Gaziantep caddesinde eğleneceğiz. Yapın. Şampiyonluk yolunda en zorlu maçlarından birine çıkacak olan Kırmızı Lacivertli futbolcular maçtan önce moral depoladı. Üçüncü lig dördüncü grupta mücadele eden temsilcimiz Düzcespor, ligin 28. haftasında evinde 52 Ordu Spor'u ağırladı. Bu mücadele öncesi Düzcespor'un coşkulu taraftar grubu Kırmızı Şimşekler, takımı meşaleler ve Düzcespor marşları eşliğinde sahaya uğurladı. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel güzel göreceğiz güneşli günler. Üçüncü lig dördüncü grupta mücadele eden temsilcimiz Düzcespor ligin 28. haftasında bugün evinde 52 Ordu Spor'u ağırladı. Şampiyonluk yolunda yara alan temsilcimiz bu mücadeleden golsüz beraber ayrıldı.
Üçüncü lig dördüncü grupta 28. hafta mücadeleleri sona erdi. Evinde 52 Ordu Spor'la 0-0 berabere kalan Düzcespor liderliği Aksaray'a verdi. Son oynanan maçlarla birlikte liderlik yarışı kızışırken Adıyaman Muğla Spor'a kendi evinde 2-1 yenildi. Zirvenin yakın takipçilerinden Aksaray Spor'sa deplasmanda Karaköprü Spor'u 2-1 yenerek lider oldu. Evet, bizler bültenimizi burada noktalıyoruz, ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.